beraberce bunu anlamış olalım. Bana bir monitör verir misiniz? Tabii. Verir misiniz? Daha bir para var, bunu alabiliriz. Hiç yoksa. Bakacağız, telefonu alırız. Bayağı uğraştık ama Peter ya. Oo, pardon, Louis Vuitton çantadan çıkıyor da o yüzden. Kusura bakmayın, böyle bir şey oldu. Çantayı niye taşıyoruz dedim, anladım şimdi. Ha, 20 lira. Louis Vuitton'dan 20 lira mı çıktı yani? Ben de saatlerce şey yapınca, Louis Vuitton'dan falan çıkınca dedim herhalde en azından 200 lira çıkar. En büyük para verim o çünkü. Neyse buna da şükür. Bu parayı verirken zorlandınız mı? Hayır. Kolayca verdiniz. Evet. Niye? Çünkü sizde olduğu için. Eğer olmasaydı veremezdiniz. Yani cebinizde şu anda 20 liranız var mı başka? Başka yok. Çıkmaz. Şu an veremiyorsunuz yani. Hayır. Olduğu için kolay verebiliyorsunuz. Evet. Okey. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Demek ki sizde varsa yapabilirsiniz. Sizde var mı yok mu önce ona bakın. Benden aldığınız tekniklere, oraya buraya, ondan aldığınız eğitimlere falan bakmayın. Sizde var mı? Ve ne var ve ne yok? Farkında mısınız acaba? Kendinizi iyi tanıyor musunuz? Kendinizi iyi anlıyor musunuz? Bak şöyle bir şey yok. Yani inşallah abi çok çalışacağım, uğraşacağım, bu ay 100 bin yapacağım falan. Öyle bir şey yok. Bende 100 bin varsa aynı 20 bin vermem gibi tabii ki yapacağım dersiniz ve yaparsınız ve verirsiniz. Çünkü sizde olan bir şey. Sizde olmayan bir şey için gece, gündüz, bütün hayatınız boyunca çalışın. Tek bir nedeni vardır. Sizde olmadığınızı kendinize ve etrafa ispatlamak için. Mesela başarısız satıcılar vardır mesela. İşte bütün gün işte randevu almaya çalışırlar, müşteriye giderler, satış yapmaya çalışırlar. Ne oldu dersin? Abi işte olmadı, öbürü bilmem ne olmadı, öbürü bilmem ne yapmadı filan. Çünkü kendilerinde ne olduğunu farkında değildir insanlar. O yüzden randevuyu almadan önce almış olmanız lazım, sizde olması lazım. Satmadan önce satmış olmanız lazım. Sizde olması lazım ki ancak bu işler olabilir. Ama aklınızda bizim gibi 10 tane daha varsa, başka acenteler var, aynısını veriyor derseniz eğer başarılı olamazsınız. Aklınızda ben daha önce işi batırdım varsa başarılı olamazsınız. Acaba burası batar mı diye bilinçaltı çalışmaya başlar. Yani anlatabiliyor muyum demek istediğim noktayı? Yani kritik nokta siz önce kendinizle olmanız lazım. Önce kendinizi ikna etmeniz lazım. İkna demek ne demek? İkna demek olan bir şey demek. Olmayan bir şey ikna edemezsiniz insanları. O üç kağıda girer. Olan bir şey nedir? Sizde olan bir şey zaten. Sizde ne varsa olacak. Sizde ne olduğunu farkında mısınız? Çok önemli bir şey. Eğer ne olduğunu farkına varabilirseniz zorlanmazsınız. İnsan zorlanarak, çaba sarf ederek bir şey yapmaz. Zorlandığının, çabaladığının ya da çalıştığının farkına varmazsanız eğer başarılı olursunuz. Farkına vardığınız sürece olmayacak. İmkanı yok yani. Mümkün değil. Mesela şey vardı, dünya beni anlamıyor. Ben çok akıllı bir adamım ama dünya beni anlamıyor. Herkes salak. Yani herkes salak demek ki sen akıllısın. Okey, çok iyi. Yani demek ki kritik nokta sende de yok. Yani ama farkında değilsin. Yani yapının ana şeyi var. Sizde ne varsa onu yapabilirsiniz. Daha aşağısı ve daha yukarısı değil. Sizde ne olduğunu farkında değilseniz o zaman bir sürü yanlış iş yaparsınız. Nasrettin Hoca aranıyormuş böyle. Demişler ki, ey hocam ne arıyorsun? Demiş ya eve gidemiyorum, anahtarı kaybettim demiş ya. Dur hocam demişler, hep beraber sana yardımcı olalım bulalım. Hep beraber aramaya başlamışlar böyle. Ana 10 dakika geç, 20 dakika geç, yarım saat. Ya hocam demişler, yarım saat oldu. Sen emin misin demiş, anahtarı burada mı düşürdün? Yok demiş, ben anahtarı burada düşürmedim. Nasıl hocam demişler, burada ayıp duruyoruz kaç saattir, nerede düşürdün? Aha demiş, orada düşürdüm. E hocam peki burada niye arıyoruz? Demiş vallahi burada ışık var, orası karanlık, oraya gitmek istemedim demiş. İnsanoğlu öyle dışarıda geziniyorsunuz. Benden alabileceğiniz hiçbir şey yok. Ne benden ne başkasından. Bunu sakın unutmayın. Bilgi insanları değiştirmez. Ne varsa sizde var. Beyninizdeki bilgiler sizin kim olduğunuzu söylemez. Geçmişte ne yaptığınız sizin kim olduğunuzu söylemez. Onların benden bir farkı yok. Kritik nokta kendinizi anlamanız lazım. Çok önemli bir şey. Ne kadar zengin olduğunuzu, ne kadar sınırsız olduğunuzu, ne kadar limitsiz olduğunuzu fark etmeniz lazım. Son derece önemli bir şey. Eğer kendinize değer vermezseniz, kendinizi anlamazsanız, başkaları da değer vermez, başkaları da anlamaz. Çok önemli dostlar. Lütfen silkinin, kendinize gelin, kendinize değer verin ve o değerle beraber kim olduğunuzu anlamaya çalışın. Eğer onu fark ederseniz, işte o zaman dünyalarınız değişecek yani. Çok önemli bir şey yani. Bu konuştuğum size bir şey ifade etmediğini biliyorum. Ama önemli değil. Konuşmam gerekiyor.
Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Temasta kalalım. Kendinize çok iyi bakın. Saatlerde durmaz hiç kolay bir şey değil. Siz hakikaten hiçbir şey yapmadan 3 saat oturabildiniz. Bence böyle bir başarı hakikaten yani. Hepinizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son bir şey söyleyeceğim. Buradan çıkarken adamın saçını beğendim beğenmedim. Adamı sevdim sevmedim. Hiçbir önemi yok. Söyledim arkadaşlar. Birazdan ayrılıyoruz. Önemli olan çıkarken neye katıldınız? Bunu yapacak mısınız? Neye katılmadınız? O zaman katıldığınız neydi? Onu yapacak mısınız? Sınır burada. Tamam mı dostlar? Hepinize sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyorum dostlar.